Or. Kim abi? Kim mi şimdi bizi takip eden? Ben onu anlamadım beyler. Bars. Niye Motorlular takip yok yok. ediyormuş? Motorlular kim abi? Bak. Abi şunu bir takip alın ya. Gel abi. Tekerine Bak sıkın, adama sıkmayın abi. Sol değil bak, ileridekini alın, ileridekini. Oldaki. Tekerine sıkın abi şunun. Buradan Neredesin kartel tam olarak? düşman, Çerkezler düşman, bu ne? Biz gidiyoruz abi, köprü altından bir yere gidiyoruz. Adam motor, onu yakalayamayız ya. Yok abi, izle şimdi nasıl yakalıyor. Huuu, uçtu oradan biri. Altındayız. Tamam, aynı altın taştan çıktık, şeye doğru gidiyoruz. Tişörtçü Muammer abi. Motel altı ve haş. Adam bizim mekaniğin önünde lan, polis. Bizim mekanik bura. Sıkayım mı abi tekerleği? Otel önü. Adam buldunuz mu? Polis var, sıkma polis. O adamı canlı alın. O adamı canlı alın beyler. Geliyoruz motele. Abi iki tane motel. Gördük. Dur. Oğlum vursanıza. Tekerine. Evet, abi evet. İzni var mı? Dur. Bekle. Kaldır. Abi motel altı, motelin orada bizi tarıyor abi, bütün motorcular. Bizi tarıyorlar. Yemin et. Yemin et. Geliyoruz. Tamam geliyoruz. Vur, bir dakika bekle, geldik Sait. Polisler var ama dikkat edin. Aynen abi. Ne oldu, motorcu yok şu an, göremiyorum. Gördüm bak, bir tane motorcu hastanenin altından kaçıyor. Basıyorum şu an. Emniyet kemerinizi bağlayın oğlum. Bir tane git. Tamam baba sen izle şimdi. Bu motorcular büyük ihtimal Çerkez Altıntaş karışımı bir şey yapmış bunlar. Çorba olmuş oğlum bunlar. Neredeler abi şu anda? Bizim mekaniğin oraya, hastanenin altından doğru kaçtı. Bu soldaki kim abi? Kırmızı mı? Evet. Benim. Tamam. Buradan kaçtı bak. Buradan bir yerde. Luis devam et. Luis 750 mi basıyorsun koçum sen? Abi 300'e basacağım şimdi. Bulacağım onu ben. Buralarda bir yere kaçtı bak o. Bizim mekaniğin önünü polisler kapatmış. Yemin et. Allah çarpsın. Tamam, çarpılma oğlum, yavaş. Dön abi mekaniğe. Yok. Mekaniğe gidelim abi, mekaniğe. Gel Luis gel. Allah. BMW bizden değil mi? Benim. Geldim abi ben, anne polis nerede? Ne oluyor lan? Memurum ayıptır, söyleme kusura mekanik. Güvenliği sağlıyoruz. Selamünaleyküm. Memur bey, ne oldu, bir olay mı var ya, resmi gördük geldik aşağıdan fotoyu. Şey ya, bu mekanik günde 10 kez tanıyormuş. Evet doğru. Şefimin en büyük emriyle bu mekanin güvenliği eyvallah, bundan sonra benden sorulacak. Ya 3 günden beri bakın MOBESE kameralarımızı kırmış şerefsizler. Sabah akşamleyin benim Tony amcayı kaçırmışlar. Neyse sağ olsun gelmiş buradan bir polis şefiniz. Bakmış, koruma talebinde bulunduk, sağ olun siz de buradasınız. Evet, bundan sonra buradayız. Ya biz bir şeyden şüpheleniyoruz. Daha doğrusu bir ismimiz var. Bir tane MOBESE kamerasını kıramamış saflar. İsterseniz biz onun USB belleği atıp hard diskten verelim size kayıtları. Sıkıntı yok. Görülen adam Çerkez ailesi olarak gözüküyor bu arada, haberiniz olsun. Çerkez ailesi. Evet. Anladım, ben direkt size isim veriyorum. Hani artık baskın mı atarız, ortak baskın mı yaparız, bir şeyler yapalım Memur Bey. Patronun ismi Haluk. 5 gündür yapıyorlar ya. Şu an ayıptır söylemesi. Şefin görevden bir ufak bir ayrıldı. Deputy şef. Geri döndüğü zaman tekrardan bu konular konuşulur. Anladım. Adaleti biz sağlayacağız bana yani. Bana son emri, jilet mekaniğin bundan sonra güvenliği sizden sorulur dedi. Tamam. Eyvallah memur. Sağ olun. Eyvallah. Çay kahve bir şey verelim mi, siz de buradasınız. Yok sabata. Yok teşekkür ederiz. Tamam o zaman. Eyvallah sağ olun. Beyler atlayın araçlara abi. Atlayın araçlara. Tamir etmeyeyim mi abi? Fatih abi. Gel. Efendim. Bu keskinler çağırmış çerkezleri. Bulmuş mu? Öztürk'le birleşip gitmişler 20 kişi. Nasıl lan şimdi? Aynen. Nasıl 20 kişi? Bir dakika keskini oğlum. Keskini basmışlar. Kadının köpeği misiniz diye basmışlar. Al. Keskinleri. Bir dakika dur. Oğlum 20 kişi nereden toplamış bu adamlar? Gelin abi, gelin beni takip edin. Efendim Malikan'ın basıldı koçum senin. Fadıl Bey. Heh. Şimdi biz adamları bulduk. Tamam. Adamları bulduk. 5 kişiyiz. Adamlar tekrar 2 aile birleşmişler. Tamam sen neredesin? Ben getireyim adamları. Biz şu an manikende toplanalım bir bizim manikende. Tamam onlar... sizin malikaneye geliyoruz o zaman biz. Tamam mı? Hadi kapa. Beyler işaret atın keskin malikanesi. Devam et. Adamlar toplaşmış, bunlara dalıyorlarmış. Abi Oktay Bey yok mu? Sinirlenip çıkmış dün galiba şehirden. Kafayı yemiş o adam da. Adama da kafa yedirtler. Aynen. Melek gibi adama.
Ama adam malikanesi nerede ya? Yürü yürü yukarıda da var. Eski köstenci. Bu motorlular topraklar vurmuş bana yazdı. Abi bu motorlar kim o zaman? Oğlum burada şey mi var lan? Bu ne? Arabalar dolu burası. Bu ne? Etkinlik var burada, ikinci el araç satıyorlar. Aslında bir tane alasın var biliyor musun, ikinci el? Bu araba işe yaramıyor zaten, alalım da millet gariban se... Bu ne yapıyor ya? Motor var. Aa abi. Bu ne lan? Adamı getirdi bize bu. Maskeli motor. Abi bu ne? Aa gel. Benim öldürdüğüm adamı getirmiş abi. Diyar sen misin? Benim motor ölüsü bu. Aa Diyar geldin mi? Nasılsın koçum? Senin patron nerede patron? E çekti bu arada. Aa kasını kullanmış arkadaşımız. Aslanım şimdi bak, şimdi kaç tane adamın var şehirde şu an? Bir bakayım telsizden. Telsizden haber geç. Bütün adamlarını Keskin ailesi malikanesine getir çabuk. Tamamdır. Sen kimsin birader? Buyur John abi, hayırdır? Ha tamam, hadi bakalım. Beyler hemen. Bu ne? Bu kimin arabası? Bu kim? Ben nereye bineyim? Buna bineyim. Buna bak. Abi siyah maske motor var önümde. Babacım sık o zaman kafasına. Neyi bekliyorsun? Emir mi bekliyorsun? Neyi? Hadi oğlum. Tekerine sık, kafasına sık. Önümüzde de var. Efe koş. Baş kaldı. Baş kaldı abi, sık baş kaldı. Bana değil, adama sıkacaksınız. Tamam et. Abi şu an neredesiniz? Desteğe gelin. Öldürdüm. Bu kadar basit. Motelde bize sık... Abi polis geldi. Malikaneye kayın, malikane. Keskin malikanesine takip et. Sıkayım mı polise? Polise sıkma. Kaçmaya yönelik oyna. Taş altta burada. Abi. Kaçıyorum abi. Tam sağdan kaçıyorum. Motelde bize sıkan tırrek bunlar. Devam et. Polisler sıkıyor abi. Kaçabilen kaçsın abi. Malikaneye gidersek kavurlanırız, polisi indiririz. Otobandan kaçtım ben. Tamam biz de kayıyoruz. Tamam. Abi şu an nereye gelelim? Keskin. Keskin'in malikanesine gelin. Adamları bekletmiş. Topraklıyı da şimdi birleştirdim oraya. 3 aile birleşeceğiz abi. Bam bam güm. Hadi. Polisleri şeye çekin. Ateş altındayız. Öyle yapıyoruz abi zaten. Polisleri şeye çekin. Polisler geliyor hala peşimizde. Gelsin. Malikaneye çekin. Tamam. Oğlum ben telefonu niye açamıyorum ya? Abi. Hızlı da gitti. Bir dakika, Salih konuşuyor. Bir saniye. Abi diyor ki bizim malikaneye gelsinler. Giriyor musun? Tamam. Dur şu şeylere bir gidelim, orada bir birleşelim hemen. Kesin. Abi polis hala arkamızda. İndirelim mi şu polisi ya? Bir tane ne diyorsunuz? Luis. Vurun abi, tamam indir polisi. Sık tekerine kalsın orada. Sizde baba o. Dağıtın adaleti. Tamam baba, hadi tamam. İndirdim onu. Malikane de zaten burada. Geldik. Atla Batu, atla benim arabaya. Malikanenin içine girdik bak, gelin. Buraya zaten giremez. Abi bindirim arabama. Abi hepsini öldürdük. Sonra. Adamsınız. Size güvendiğim için zaten orada emri verdim oğlum. Adamsın. Topraklıya gidelim abi. Burası nere? Oğlum topraklıyı ben Keskin'e çağırdım. O buraya gelsin. Burası kimin malikanesi? Keskin değil mi? Burası topraklı. Burayı işaret atan kim abi? Yan yana. Yok. Burada Keskin. Ha, beraber tamam. Bunlar. Tamam inin o zaman. İn. Bütün patronlarını çağır şuraya çabuk. Kritik toplantı. Abi arabaları değiştirelim mi? Polisleri de vurduk ya. Fark etmez. Ha geldim tamam. Aslanım şimdi beni iyi dinle. Bana sadece kısa cevaplarla konuş çünkü acelemiz var. Tamam. Seni Çerkez ailesiyle Öztürk ailesi birleşip burada baskın mı attı sana şu an daha burada demin? Burada baskın atmadılar ya. Patron indirdik hepsini. Tamam. Onları çağırdık. Evet. Onları çağırdım Oktay Bey. Tamam adamımız, gelsin. Hepsi gelsin. Bir adamımız geldi. Gitti işte, dedi bana Çerkezler'de ulaşsınlar. Dışarıdan bir adamımız. Evet. Yaptı, ulaştı. Beyler sonra çok bir... fena şu an bu arada. Bütün korumalar gelsin. Alacağız, kelepçeleyip getirecek size. Tamam. 20 kişi, 2 aile birleşmişler. Tekrar tamam. Kadar. Şimdi rahat oluyorsun. 1. Topraklı ailesi bizim yanımızda. 2. 10 tane adamın burada. Sen de bütün adamlarını silahlandır. Şehre iniyoruz. Gelirken de bazı motorcu çeteleriyle karşılaştık. Evet, büyük ihtimalle... onların hepsini indirdik. Bertaraf edildi. Alayını vurduk. Luis geldin mi Hasan'ım? Fadıl evet, Bey. Tamam. Sabah öldürdüm diye hepsini... Evet. Devlet tarafından 4 tane üye verildi bana. Devlet tarafından. Devlet tarafından. Koçum devlet hep birlikte çıkarız. Sen rahat ol. Bu devlet tarafı Fadıl Bey çok devlet sinirliyim ben devlete. Devlet Fadıl Bey. Yusuf diye biri var, onu Allah belasını versin. Fadıl Bey dün dedi ki 23 kere basıldık. Devlet katına izin aldı mı? Evet 23 Aynı kere Yusuf. Değil. 2300 kere izin verecek. Sıkıntı mı var dediler. Öyle dediler. Tamam bunu bana demeniz çok iyi oldu. Biz bu akşam devlet yetkilileriyle dün bir toplantı yaptım ben. Çünkü bize de yapılan çok büyük haksızlıklar oldu. Merak etmeyin, şimdi illegaller olarak fiskos uygulamasında benim liderliğimde maşallah.
Benim liderliğimde bakın bütün illegalleri fiskosa topluyoruz. Artık bu işi şehir dışında halletmenin vakti gelmiştir. Tamam mı arkadaşlar? 2 saat sonra böyle, hatta biz iftara yakın diyelim Türkiye saati. Herkesi fiskos uygulamasında bekliyorum jilet odamıza. Tamam? Tamam. Şimdi bunu geçin. Bunu geçin şimdi. Bizim şehire bakmamız lazım arkadaşlar. Kaç kişisin sen diğer? Kaç adamın var? Bir bakayım. Hemen onu hallediyorsun. Efe siz kaç kişisiniz? 10 kişiyiz. Biz şu anda 4 kişiyiz. 4 kişisiniz. Tamam. 10 kişi 14. Biz de 10 24. Tamamdır. Hadi bakayım. Ya o sonraki iş, onu halledeceğiz, merak etme. 4 tane uyarı yedim, 4 tane uyarı yedim. Tamam, motele tamam, tamam, sıkıntı yapmayın. Bazı bizim adamlar motelden sıralar almaya gidiyorlar. Tamam, tamam, bekleriz, bekleriz, bekleriz. Tamam, sorun yok. Çocuklar, yemek ihtiyacınızı halledin siz. Şehirde mis gibi bir tane Efe vardı ya. O da benim. Aynen he. Sır var mı? Çok Efe türedi oğlum. Hepsini indirelim, CK açalım istersen senin için. Ben kendimi CK alacağım abi. Şşş, aslanım. Bu arada Fadıl Bey. Ha, söyle. İsterseniz bizim malikaneye geçelim. Hem burası daha büyük, daha güvenli. Orada daha rahat ederiz. Olabilir, olabilir. Oktay Bey de şimdi birazdan şehre iniş yapacak. Öyle mi? Tamam, bur yakındı galiba değil mi buraya? Yürüme mesafesi mi? Soldaki malikane. Soldaki. Bir daha söyler misiniz? Yürüyelim mi? Yürüme gider miyiz? Olur tabii. Şurası. Hadi gidelim, hadi hadi. Oktay abi, Oktay Bey şehre inecek birazdan. Efe, aslanım biz şeye kayıyoruz. Topraklı ailesinin malikanesine gelin, tamam? Tamam, biz de oraya kayalım. Tamam, gelin hadi. Daha hemen stratejik olarak. Zaten hemen burada. Şu vurgunu yapalım artık ya, yeterin ya. Sinirlerim bozuldu oğlum. Artık liderlik vasfımı öne almam lazım. Bağda değil. Şu yan taraf mı malikane? Ha doğru, buraya gelmiştik. Aynen, aynen. Ben armor olup geliyorum. Armor var bende, veririm, gel. Gitme şey, şimdi boşuna. Bağdalı Bey, bu arası ne yapacağız? 2 saniye hemen. Hepsini halledeceğiz. Şimdi sadece bir patronlar bir gelsin. Korumalar, korumalar. Bak arkadaşlar. Herkesten, her kafadan bir ses çıkmasın. Sadece patronlar konuşsun. Bak rica ediyorum. Bizim korumalar. Oğlum, Çin mahallesine mi giriyoruz? Şurada alsanıza korumayı. Ne abi? Ne yüzüme bakıyorsunuz? Abi ben yürüyorum. Arkamda 10 tane koruma yürüyor ya. Alın abi, çıkın şu tepelere çıkın. Efe çatıya çıkın oğlum. Yasin çık çatıya. Öyle yapıyorum, öyle yapıyorum. Hadi babam. Efe Bey, şimdi... Hah, diğer de geldi, tamam. Fadıl Bey şu an topraklı, okyanus topraklı patronumuz geliyor şehre. Tamam, 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 tamam. Şimdi konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bak, burada herhangi bir korumanız olur, patron olur. Bu adamlar nereye takılıyor, bunu bilen var mı? Veyahut biz bunlara bir oyun yapabiliriz. Bakın 3 aile birleştik, boru değil. Hepimiz sağlam çocuklarız, bileğimiz de sağlam. Bu işi burada şehir içinde halledelim bu meseleyi. Tamam. Tabii bizim de temennimiz o da. Fadıl Bey şöyle. Evet. Arkalarını affedersiniz, götlerini dayamışlar kartele, kartele güveniyorlar. Dedim ki, evet. Teyit ettiysem ne olur siz dedim, burası. Karteli önüne almış olursunuz dedim. Şimdi aslanım bak, ben her zaman Fadıl abin olarak realist bir adamım, gerçekçi bir adamım, akılcı bir adamım. Şimdi, kartelin bu denli bir tavır alması kimin zararına? Kartelin. Kendi zararına. Bak, kartelin kardeşim. Sen bize silah satıyorsun eyvallah da biz silahları başka bir yerden de buluruz oğlum. Benim kolum geniş, buradan Rusya'ya kadar Kalaşnikov getirmişim ben bu şehre. Anladın mı? Bak şu elimdekine bakayım şu emanete. Biz bunu kartelden mi aldık koçum? Ha? Yok. Sen şimdi eğer ailelere ve köklü ailelere ki biz bunun başında ben geliyorum. Jilet ailesi olarak, Toprak ailesi, şimdi Keskin ailesi de geldi şehre. Sağ olsun o da bizim yanımızda. Artı ilaveten kartel böyle bir tutum alması kendisinin zararına. Dün ne yaptık biz? Kartele ait holdingi bastık koçum. Belki fotoğrafları görmüşsünüzdür. Gördük gördük. Ha, işte sen gördük, bize böyle tavır alırsan seni devlet de kurtaramaz. Dün kartel Çerkez ve Öztürk bizim malikanede buraya 23 kere bastı. 23 kere. Evet evet duydum duydum. Duydum onu. Efe yani söyledi onu. Metin Bey bir kere izin veriyor. Bundan 23 kere bastı. Ayıp ya. Yok yok, merak etmeyin siz. Merak etmeyin. Biz bu işleri halledeceğiz. Halledeceğiz. Ha, bir de Fadıl Bey dedikleri laf ne biliyor musunuz? Siz demiş Fadıl'ın köpeği olmuşsunuz ama biz Fadıl'ı köpek yapacağız diyorlar. Öyle bir şeyler. Size tamamen size. Tamam tamam, sıkıntı yok. Kaşınıyor onlar ya. Yok yok, sorun yok. Şimdi önemli olan arkadaşlar, bu adamlar lojistiği nerede sağlıyor? Yani nerede takılıyor? Bunu bilen var mı? Bunu nasıl bul... Kartelle takılıyorlar onlar şimdi. Kartelle. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Dün ne oldu biliyor musunuz? Evet. Helikopter geldi. İndi Ares'in manikanesine. Çerkez'den bir aradan bıraktı. Kalktı. Bir dakika sonra tarandık. Şimdi burada tüm istihbaratı Ares'ten aradılar. Anladım anladım. Ya büyük ihtimalle şimdi sen beni aradığın zaman, senin malikaneye geldiğimiz vakit
Yolda 4 tane motosikletli adamlar vardı. Onlardı. Biz hepsini indirdik. Arabada adam vardı. Gelirken 2 tane de polisi vurduk. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yoksa senin malikaneye baskına gelirdi polis. Hemen onları da ormanlıkta bertaraf ettik. Attık çöplüğe. Şimdi önemli olan biz bu adamları şu an birleşeceğiz. Bütün korumalar. Patronlar olarak bir toplantı yapalım. Kritik masayı bir oluşturalım. Artık bu adamları bir bertaraf edelim yani. Bunun bakın, bir sırası geldi. Fadı Bey, Ares gider keskin gelir. Hiç yanlış anlamayın beni. Yok eyvallah. Ares'in yaptığı bu arada terbiyesizliktir. Ahlaksızlıktır. Bunun hiçbir zaman rajonda ve sözleşmede yeri yoktur. Aynı zamanda biz Ares'le kağıt üzerinde bir sözleşmemiz vardı. O kağıdı ben yırttım yani, onu da söyleyeyim sana. Öyle ya, biz ilk yere geldiğimizde adamlar dedi ki biz haktan hukuktan adaletten yanayız, topraktan Ares'ten yanayız dedi. Ay topraktan jiletten yanayız dedim. İsteyen yola devam etsin, isteyen şimdiden ayrılsın dedim. Eyvallah tamam. Biz de rajona terstik, iki yüzlülük, biz de rajona ters. Eyvallah. Adam gibi söyleyeceksin lafını, esirgeye mi diyorsun? Şimdi arkadaşlar, şimdi bazı şeyleri eyleme dökmemiz lazım. Sizin araba olarak G65'iniz var mı sizin keskin? G65'iniz mi? Var. Siz ne? Tamam. Şimdi sizden ricam, siz kaç tane araba kullanacaksanız adam sayınıza göre 2 tane G65 çıkartın. Bence tamam. Hepimiz G65 takılalım. Tamam mı? Efe! Aynen. Aslanım gel bakayım buraya. Efendim, kendisi sağır biraz da. Koçum! Buyur abi. Şimdi bizim jilet ailesi olarak Luis'le, tamam mı? Hı hı. G65 çıkarıyorsunuz. Yani tamam. Bütün ailelere sesleniyorum. Bütün aileler G65 kullanıyor. Şuraları abi dizin. Evet, sadece G65. Diğerlerin arkadaşlar kasınızı kullanıp yok edin. Diğerlerini yok edin. Hepimiz aynı kullanalım da şimdi operasyonda evet, sıkıntı Fadıl yaşamayalım. Ya Fadıl Bey dedim ki bakın bir kere izin versinler bizi. Parkla, topraklıyla, jiletle gidelim. Rajon keselim benim. Sıkmayalım ya, rajon keselim. Zaten bir daha şehre giremeyecek. Yok yapacağımız olay ne biliyor musun kardeşim? Ben bir yemek vereceğim benim malikanede, araziyi biliyorsun. Biliyorum Fadıl Bey. Elimizi öpmüyor mu? Elini keseceğiz. Ayağımıza gelmiyor mu? Ayağını keseceğiz. Anladın mı? Tabii. Yani mantık bu. Yoksa ya Fadıl Bey, biz burada bakın 5 kişiyle o kadar hani dedik ki kardeşimiz gibi görüyoruz. Kendimizi bırak topraklıya yardım etmeye başladık. Topraklıyı koruyoruz çünkü kardeşimiz onlar bizim. Eyvallah. Yani böyle. Ya aslanım ben sana şunu söyleyeyim. Oktay Bey artistlik yapan karşısında beni bulur. Yani melek gibi adamı da dün bayağı bir zebaniye çevirmişler. Tabii. Yani böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar Nizami çekin bak. Simetri hastasıyım ben. Nizami çekin. Size laf eden de karşısında bir tane. Eyvallah. Neyse ben şimdi bizim bir çocuklara bakayım, siz de sizin çocukları bir hazırlayın. Tamam. Aslanım. Çocuklar ne durumdasınız? Ben şeyi unutmuşum abi, ya çakmak cigara var mı sizde çocuklar? Bizim yapmışlar dünden dolayı beyaz. Nasıl beyaz? Beyaz ama siyah çam. Tamam sıkıntı yok. Jilet ailesi beyaz deriz diyorduk. 3 tane getirin yeter. Tamam. Abi getirin bütün G65'leri. Yalnız var ya yokuşta adamlara ne sıktık ha. Abi çok iyi ya. Çerkes'in numarasını almış mısın çocuk? Çerkes'in numarası. Tabi Çerkes'in adamlarından bir tanesi numarasını almış, haberiniz olsun. Tamam bizde de var, evet bizim Efe korumada da var. Şimdi ben... Canberk'te var. Tamam bir tane sizle bir bağlanayım. Efe sen şey yapabiliyor musun, bu Çerkes'in adamıyla bağlantı kuramıyor musun? Patronunu arıyorum da açmıyor, hatta bir daha... Bana patronuyla aramıyor yani, o kadar mı? Aynen. Abi benim bana diyordu, Fazlı'yı bizzat söyle, biz ondan görüşmek istiyoruz diyordu bana. Hatta numara da var ha. O zaman onlara şey diyelim, bir yer söyleyelim, gidelim böyle 20 kişi konuşalım orada. Ben bilerek tansiyonu yükselteyim, kafasına sıkalım hepsinin. Çekin abi çekin, çek. Dışarıda abi bizim arabada. Patron? Abi bey, iyi misin? Patron. İyiyim. Bana bir şey olmaz, rahat olun. Benim derimin altında demir var. Hayır, göstersene. Patron. Tamam, bir şey olmaz. Deprem oldu herhalde çocukta. Arkadaşlar. Lan. Tamam. Arabalar güzel, tamam. Çok çıkartmayın da, bunlar yeterli. Evet. Beyler bizimkiler abi çıkartmasın bari lan. Dolu G65 oldu burada. Dışarıda da var bizimkiler. Patron, Oktay Bey nerede bu arada? Fadıl Bey, kendisi birazdan geliyor. Ha tamam. Arkadaşlar bu kadar G65 yeter. Tamam yeterli. Şu diğer arabaları bir atalım. Babacım çok araba oldu, isterseniz bu yeter. Biz getirmeyelim, baksanıza içeri. Yeter. Araba kaynıyor oğlum. Yalnız çok değer güzel görünüm olur oldu ha. Bizim bir farklılığımız olsun abi. Aynen hani beyaz bizim. Olabilir tamam. Kim onlar? Beyazları da içeri. Çerkezlerin hepsi Falcon mekaniklerinde. Valla mı? Kaç kişi? Aynen.
Hepsi Falcon mekanikteymiş. Beyler Çerkezlerin hepsi işte, Falcon mekanikteymiş. Numarası bende şu an var. Beyler içeri sokun arabalarımı. Arayayım ben şu an. Sorun siz çarpmadan girin de Allah rızası için. Servislere haber vermek için GoPro kaydındayım, haberiniz olsun. Yo ben de öyleyim de zaten. Şimdi şöyle bir olay var. Mekaniği basmamız biraz sıkıntı yaratabilir devlet katında. Ben oradan alayım istiyorsanız. Arkadaşlar bir yoldan çıkalım. Bizim G65'ler geldi. Şuradan bir gelin. Oğlum beyaz siyah fena oldu lan. Vallahi abi. Şu G60... Efendim? Ya. Mekanik çıkışına basalım. Olur olur. Abi şu... Arkadaşlar şuradaki araçları bir... DVK'sınızı kullanır mısınız? Şuradaki hepsini. Bizim beyazlar buraya girecek de. Bizim beyazlar benim olduğum yere soksanıza şu araçları. Şunları DV'liyoruz. Tam şu fiskeğinin oraya bak. Hadi abi. Abi ortama bak ya. Şurada bir fotomu al Efe. Aynen abi. Tamamdır abi. Bizim jilet ailesi şurada bir toplanın. Sok abi. Hah. Nizami sokun abi araçları. Patron numarası mı var? Evet Öztürk. Çerkez patronu açmıyor bu arada telefonları. Bunlar açmıyor. Bilerek. Bence ne olur Fadıl Bey biliyor musunuz? Ben arayayım onları. Teyze tadayım. Nasıl sinirlenip buraya gelecekler. Buraya geldiklerinde üstlerine çökelim. Mantıklı. Tamam ben arıyorum. Teyze ara 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 ara. O iş sende. Beyler. Of 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 of. Arabamızla bile racon kesiyoruz be. Şu nice. Arabaları tamir ediyorum abi. Et 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 et. Araçlar fena. Helalsin. Baksana abi. Oktay Bey de bir türlü gelemedim abi ya. Abi şaka maka arabalar çok güzel. Evet evet fenayız ha. Vallahi fenayız. Adamda M4 var abi ne alak. Adam mı şu kapta? Tamam. Luis bir çakmak cigara var mı ya? Beyler. Bak, sigara yok abi. Bir bakayım abi. Abi slash'e sigara yazarsan geliyor. Allah'ın seversen. Ama stres azaltmıyor. Tamam ya. Ver abi bir çakmak cigara bir şey verin. Bu adam kim oğlum? Efe'ye bak abi 10 tane çakmak taşıyor. Diğer ne yaptınız? Senin patron be. Gelemedi mi ya bir türlü gümrükten? Ya, bir türlü uçak inmiyor ya valla. Tamam tamam kendisi bekleriz de... tamam bütün korumalar hazırlansın. Korumalar şuraya bir nizami geçin abi diğer sen de koçum kendi korumalarını şey yaptır hadi bakayım. Tamam. Abi bu diğer aslında korunma. Biliyorum biliyorum. Yok çok iyi bir adam bu ya ben bunu çok seviyorum. Tamam tamam. G65'lerimiz hazır güzel. Oğlum şu far buraya vuruyor ya çok güzel duruyorum ha. Fadıl Bey aradım da efendim? Şehirde değil sanırım. Şehirde değil. Sigara istem yanınıza sorulur mu? Yok yok sarılmaz oğlum ne olacak. Abi şimdi... şehirdeler patron şehirdeler. Tamam şehirdeler aslanım sen şimdi bu adamlar nerede? Tamam konuş. Sessiz olun beyler. Alo neredesiniz? Sessiz olsun herkes. Tamam ben zamanı buldum adamı da şey buldum işte hepsini. Adamdan bilgilerin hepsini aldım. Neredesin anlatacağım sana çok önemli şeyler var. Nereye? Falcon'a? Senin çocuk fişek Falcon galiba ha? Falcon'a mudur sanki kameralar var ya. O yani illegal legal. Çocuğa nereye? Bak hemen arayı buldu ha beyler. Sahile gelsene Luna Park, Luna Park sahile. Aynen orada konuşalım. Tamam. O Çerkez fotoğrafı bak. Nedir durum? Sahile gidiyorlar. Söyledim sahile geliyorlar. Kim geliyor? Çerkez mi? O Çerkez geliyor aynen. Haa tamam o zaman. Kayalım mı şimdi oraya? Oktay Bey'i beklemeyelim o zaman. Önceden gidelim oraya saklanalım bence. Oğlum Diyar. Diyar gel bakayım. Koçum Oktay Bey'i bekleyemeyiz çünkü kafese düşmüş kuşlar. Fadıl Bey. Ben gideyim efendim kendisine. Aynı araçta gitsek sorun olur mu? Aynı araçta gitmeyelim. Çünkü benim baş korumalarla binmem lazım biliyor musun? Anladım anladım. Ha, güvenliyim işte. Abi bana doğru bak. Tamam. Bana doğru bak. Tamam. Beyler öyle şimdi herkes araçlara binsin. Nizami bir şekilde gidiyoruz haydi. Efendim. Oktay Bey şu an şehre giriş yapmış mutfakta. Tamam nerede kendisi? Şu an kendisi yok. Yol üstüne alacağız. Tamam yoldan ben alırız hadi. Beyler ben kullanayım da pink olmasın gözünüzü yiyeyim. Dur. Efe'cim sen arkaya Efe Luis. Gelin abi benim araca. Ben niye şoföre bindim ya? Al abi. Şöyle biraz arkaya geç ha. Beyler bir şey diyeyim mi? Adam kuşu kafese iyi oturtturdu ha. Sahilde miymiş şimdi bu? Hangi sahil bu arada? Şu, abi önden onlar gitsin istersen. Tamam dur. Söyleyelim ona. Oraya işaret atayım istiyorsan Fatih abi. Tamam da hangi sahil oğlum? Kaç tane sahil var? Luna Park Luna demişti. Park. Ha, Luna Park'sa at işaret tamam. Luna Park'sa gideriz oğlum. Abi Twitter'daki fotoğrafa bakar mısın? Bir dakika çok bakacağım. Çok güzel oldu. Efe şeye mi gidiyoruz? Bu Luna Park'ın abi. Sahiline mi?
Luna Park'ın sahiline gidiyoruz. Ha tamam tamam hadi gelin. Luna Park'ın olduğu tamam, yeri. Siz önden kayın, sizin çocuklar önden geçsin, biz arkadan da şey tamam, yapalım. Tamam 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 tamam. Ver mi arkadaşı? Ben o fotoğrafı atıyorum abi şimdi, bekle sana. Tamam. Şey çekildi. Geç abi geç geç öne geç. Geç öne geç öne geç öne. Luna Park'a Luna Park'a. Önden biz gidelim bari ya. Yalnız G65 çok sıkılı bir araç değil mi be? Fena bir şey ya. 10 tane araç. Abi Allah'a şükür bir role girmeyi başardık kaç gündür ya. Stres atıyorum vallahi Luis. Vallahi harbi. Şimdi raconun kralını keseceğim orada, kralını. Sustalı bıçak var mı üstünde senin? Var yok abi. O bir tane benim şeyde kayboldu, adminden almayı unuttuk onu bak. Bende var var. O rol iptal maç olmuştu. Sene maçıydı da var. Ha var mı, tamam. Hadi beyler hadi 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 hadi. Hızlı basmayın abi. Hocam Luna Park'taki sahile gel, acayip racon kesmeye gidiyoruz çabuk. Ne var ne yok, toplar roket atar armor her şey al gel. Çok iyiyiz beyler. Yavaş sürün, zaten kayıyor araba. Devam 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 devam. Çerkez'den kaç adam geliyor acaba? Vallahi mi? Oğlum bir anda baskın yiyebiliriz ha. Arabada telefonu nasıl açıyorum sorması ayıptır. Abi taba basacaksın. Tamam. Ama şey gelmiyor, radyolar geliyor. Normalde eve silah gel. Ben biliyorum tabi, biliyorum oğlum. Olmuyor valla. Kapatayım mı kardeşim? Kapattım, kapattım. Beyler biraz dikkatli olalım da. Bas babam bas. Arkamızda araba kalmamış. Niye lan? Gel abi gel 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 gel. Araba kalmışız. Burada toplanacağız işte, gelecekler şimdi. Abi, Luna Park'ın üstüne mi çıkıyor köprüye? Oktay Bey. Yok abi yok. Aldı mı sizi çocuklar? Neredesiniz? Aldı mı çocuklar sizi? Luna Park'taki sahile gelin hemen. Luna Park'taki sahil. Luna Park'taki sahil. O 2 mi oluyor, 3 mi oluyor? Bilmiyorum. Bir dakika sorayım. Gençler burası ikinci mi üçüncü mü? Baksanıza be. Ne, hangi Luna Park bu? Bir tane var oğlum zaten Luna Park. Bir tane var. Oktay Bey zaten bir tane var ya. Vagos'un solu hemen. Tamam. Bir tane var zaten. Tamam. Çabuk gelin, bekliyor size. Çabuk çabuk çabuk. Eyvallah. Fadıl Bey. Tamamdır. Adam konuşmaya gitti. Tamam. O konuşacak. Ondan sonra o konuşurken bana haber verecekler. Sizden basacağız. Tamam. Abi çok iyi plan. Abi sen su salını? Eğer var ya bak, bu işi becerirsen. Efe bayağı gözüme girdin aslanım. Şşş. Silahtı, kelepçeydi, her türlü şey yaparız sana. Tamam mı aslanım benim? Sağ olun Fadıl. Oğlum bunun altından bir çapan oğlu çıkmaz değil mi lan? Nasıl yani? Anladın sen Efeciğim. Anladım Fadıl. Biliyorum. Ters. Efe benim sustalı senin donundaydı, versene bakayım onu bana. Aferin aslanım. Tamam. Bu arada senin o çocuğun ismi ne? Bunu kafa kolanan at kuyruklunun ismi neydi? Canberk. O Canberk, tamam. Bu iş başarılı olsun, onu benim bir malikaneye yolla bakayım. Cingöz gibi çocuk, aferin. Şimdi Oktay Bey de geliyor. Şu Oktay Bey'e bir GPS'ten konum at Salih'e. Abi biz de bazı yetkiler verilmedi. Yani hı-hı, şey diyeyim. F6 kasından baksa da göremez. Evet. O yüzden onu seçtik. Tamam tamam. Plan... Rahat olur abi. Bu Mercedes ki. Nerede Mercedes? Biz şu an G65'lerde yoldayız abi. Telefon numaranı söylüyorum Mustafa abi. Çok güzel geldi ya. Bugün tamamdır olsun. Bakıyorum. Ben yazıyorum Oktay Bey'e. Önden tamam. Bir tane G65 geçti, haberiniz olsun. Yesin, 251 olabilir. Hı hı. 83-34. Biz daha fazla araç çıkmadık mı ya? Onlar Oktay konum atıyorum abi. Tamam. Ben sana attım abi. Oktay Bey'e konum attınız mı? Korum arkadaşlar. Evet. Abi, tamam. Şey yapın, onları cazları belli olmuyor. Silahlarınızı çıkartın isterseniz de. Cazları belli olmuyor çünkü. Abi bir yara bas. Canberk konum attı, en üç dolar. Çabuk gelin diyor. Tamam geliyor. Çabuk gelin. Çabuk gelin diyormuş oğlum, gideceğiz. Koşun koşun koş koş koş. Tamam bas 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 bas. Bas Tim, bas bas git, Efe bas. Babacım sahil git, ya. Önüne. Sen bas abim, sahilde zaten, hemen Luna Park'ın solu. Giriyorum o zaman buradan. Buradan gireceğiz herhalde. Aa solda kaldı ama sahil. Oraya nasıl ineceğiz? Ha bizim ya, şey yaptığımız yer burası. Aa bura.
Ha, arabalar burada. Oğlum burası sahil mi? Ha burada. Ha bu. Evet çok güzel. Oo aferin oğlum benim be. Canberk'e bak sen. Kaldır elleri. Beyler şimdi korumalar çok konuşmasın oyundan. Şöyle bir sıkıntı var Fadıl Bey. Şöyle bir sıkıntı var adam. Bütün notları bırakmış şehrine. Beni kimin götürdüğünü, kimin getirdiğiyle ilgili notları malikaneye bıraktım. Oğlum sizden korksaydık dünyaya mı girdik? Şşş beyler tamam herkes sakin olsun şimdi. Herkes sakin olsun. Getir gel. Kimmiş abi bu? Bu topraklar. Bu adam kim? Bu adam aslanım. Tamam tamam. Şimdi korumalar biraz geri çıkın arkadaşlar ki biz konuşalım şimdi adamın derdini anlayalım. Geçin arkaya bak. Ben sana muamelenin kralını yapacağım koşum. Dün 3 kişilik manekeni 40 kişi bastınız. Nasıl oluyormuş? Bizim korumalar buraya bakmayın. Koruma düzeni alın. Koruma düzeni. Solo, mid, orta koridor. LoL oynadınız mı hiç? Onun gibi. Hadi. Hadi. Tamam ben çatıdayım abi. Aslan parçası yine. Senin isim ne bakayım şimdi koçum? Oo yakışıklı da bir çocuk ha. İsim ne senin koçum? İsim Ozan. E Ozancım sen kime çalışıyorsun ya? Bir şeyler geldi bizim kulağımıza da. Çerkez mafyası ne her zaman. Çerkez mafyası. Peki bu Çerkez mafyası her akşam bizim mekaniği basıyor. Bundan bir malumatın var mı senin? Mekaniği mi? 23 kere de maşallah Efe Beylere falan basmışsınız dün. Topraklıyla keskini 23 kere bastınız toplam. Hani şöyle nedir oğlum bunun altındaki şey? Biz terbiyeli bir şekilde konuştuk. Oğlum yaslandık şimdi Tony amcayı monamcayı karıştırma burada. Adam gibi konuşma. Ben Tony amca değilim oğlum. Ben Tony amca mıyım lan? Tırrek! Şimdi bak sana soruyorum. Doğru düzgün cevaplayacaksın. Zaten her şeyi biliyoruz. Ya bir gelemedim. Burada hepsini açıklayacaksın. Sen şu an Çerkez ailesi olarak Öztürk'le bir işbirliğiniz var mı? Öztürklerle. Evet. Yani bir dostluğumuz var. Yalan konuşma. Ama... Tamam. İkinci soruysu tamam oğlum bak evet veya hayır diye cevap vereceksin. Başka bir şey lagaluga yapma. Areslerle bir işbirliğiniz oldu mu? Herhangi bir işte. Bilgim yok. Bilgin yok. Lan, güzel. Bilgim yok deme helikopterlerinizi indiriyorsunuz. Peki oğlum sizin amacınız ne? Yok Jilet Fadıl'ın köpekleri olmuşsunuz falan demişsiniz keskin veya topraklılara. Onun malumatının hakkında ne bilgi vereceksin bana? Şimdi bizimkiler böyle bir şey kesinlikle demez onu biliyorum. Hakaret edici bir cümle düşmanımız bile olsa böyle bir kelime kullanmayız. Hmm. Ney? Kullanmasın. O da iyi. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Sen de patronlarının... Aslanım. Şimdi bak. Bir kere soruyorum. Senin Çerkez ailesindeki yetkili patron ne planlıyor? Benim hakkımdaki düşünceleri neler? Veyahut kimle bir olup bize ne yapacaksınız? Bunların hepsini burada açıklayacaksın koçum. Bak. Burada kaç tane adam senin gırtlağına burada şimdi sıkmışız. Bekliyoruz. Ya paşa paşa anlat. Tamam mı aslanım? Ya da anlatma. Eğer sen bunu paşa paşa anlatırsan sana burada Fadıl sözü veriyorum. Bütün korumam benim tarafımdan karşılanacak. Bak Fadıl sözü veriyorum. Ha yok. Oran buran ayrı oynarsa da patronundan başlayıp sülalenizi bu şehirden silmezsem bana Cilet Fadıl değil şerefsiz Fadıl desinler. Şimdi konuş bakayım. Konuşma sırası sende. Şimdi Fadıl Bey konuşmaya başlıyorum. Bu yaptıklarımızla ilgili olan şeylerin hiçbiri bizim kararımız değil. Bize verilen bazı görevler. Yani tamam yani patronun veriyor sana bu görevleri değil mi? Yok patronumuz değil. Başka tamam kim veriyor peki? Var. Tamam kim veriyor kardeşim? Kartel verecek Fadıl Bey. Kim veriyor? Kartel mi veriyor? Vermiyor mu oğlum? İsim ver. Bu oluşumun ismini bilmiyorum ben. Bizden saklıyorlar. Korumalar olarak. Tamam sana şimdi yani, bunu kim diyor yani gelip Fadıl'a keskin ailesine toprakla yap diye senin patronun veriyor patronuna da başka bir hiyerarşik yapı mı veriyor? Evet. Ne deniyor peki sana patronların tarafından verilen görev ne? Yani topraklı ve ne dersin adınız işte ciletlerden ne kadar adam bulursanız getirin diyorlar. Hmm. Koçum kaydı aldın mı? Aldım. Tamam. Bunları sana Çerkez ailesi bu şeyi veriyor yani. Güzel. Bu kaydı aldınız. Çerkez ailesi vermiyor bunu. Bize veren işte oluşum veriyor. Tamam oluşum veriyor. Çerkez ailesi de sonuçta bunu eylem planına döküp bunu uyguluyor barona gitmek yerine. Fadıl Bey. Efendim. Bu Çerkez ailesinin patronunun ismini bilmiyorum ama diyor ki bize.
Ben delikanlı adamım. İsmi Haluk ya, Haluk. Arkasından vurmam kimseye. Direkt kendini kaybederim, öldürürüm. İsmi Haluk, Haluk. 10 dakika sonra bir bakıyorum. Tam biliyorum, biliyorum, evet. Adamlar soyuk demedi gibi bizi basıyor. Evet, evet. Evet, evet. İşte onu diyorum ya, onu diyorum ya. Bunların delikanlılığı bu kadar. Anladın mı? Bu kadar. Zaten beyni de çok küçük bir arkadaşmış. Bak direkt burada tuzağımıza düştü. Yani bu şu an rajon aleminde en küçük tuzak bu. Sen buna düşüyorsan ben sana mafya der miyim oğlum? Ben sana çapulcu derim. Kusura bakma. Tamam, biz Çerkez ailesinin ne olduğunu anladık. Ben düşmedim. Her tamam. Türlü güvenliğimi aldım, notumu tuttum. Ne notunu tuttun koçum? Neymiş o notun? Ben malikanemde Canberk adlı arkadaş tarafından bir tarafa çekiliyorum. Niye notunu? Üstüme eğer bana bir şey olursa her şeyi bundan dolayı diyeceğim. Diye yani bırak. Oktay Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Oktay Bey hoş dün, geldiniz. Şimdi ben Diyar'la konuştum bütün olayları. Dün size yapılan bir terbiyesizlik varmış. Şu an ben evet, Jilet evet. Ailesi ve Keskin ailesi. Sağ olsun Diyar da geldi. Sen de geldin. Bu olayı şimdi yapacağız. Adam her şeyi itiraf etti. Tamam mı? Bunların kim zaten bu? Delikanlılığı bu kadar. Çerkez'den bir adammış. Aldığı emirleri uyguluyor. Her şeyi itiraf etti. Çerkez ailesi işte Jilet'i bitirecek. Zıkkımı görev veriliyormuş. Hı. Yapıyormuş bu. Anladın mı? Dün de sana bayağı bir terbiyesizlikler olmuş bunların. Evet, evet, evet. Sana yapılan terbiyesizliği biz aynen zaten ben mekanikten bir ayar oldum. Ulan siz niye... Konuşabilir miyim sadece ben? Konuş koçum, konuş. Biz size geldik böyle bir şey yaptık mı ya, var ya. Silahları indirdik, lan dalga mı geçiyorsun? Maskeyle geldiniz bana silah doğrulttunuz. Arabaya bin, arabaya bin lan dediniz. Lan Ton amcayı hatta ve hatta Tone amcayı kaçırma teşebbüsünde bulunulmuş. Bu sizin benim adamımı kaçırma... Öztürk'e ben saldırırken Çerkez çıkıp geliyordu. Jilet gelmeyecek mi sanıyorsun ha? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim adamımı size günde 4-5 kere kaçırma emrini kim veriyor ya da... Hadi şöyle biz daha yeni geldik. Bu kimin gözüne baktık da kim emir veriyor? Hiçbir şey yok. Sadece Toprak'ta ve Jilet. Nerede bizim Efe? Ben de dün 5 kere vurdular Efe, abi. Seni kaç kere kaçırdılar dün? Bu adam herkese bulaşıyor. Patron dün 3 kere, ondan önceki dün 1 kere falan. Şimdi aslan parçası. Sen Areslerle bir işbirliğinin olduğunu söylüyordun, doğru mu? Oldu mu hiçbir evet, işte Aresler? Sanırım var, evet sanırım. Tamam var. Yani senin patronların Areslerle birlikte bir işbirliği yaptı. Evet. Bu doğru. Fadıl Bey ben şunu söyleyeyim. Evet. Fadıl Bey kesin ayağı, o kesin. Fadıl Bey üzülerek söyleyeceğim. Areslerden büyük başlar gittikten sonra dün benim adamlarımı öldürmüş. Aresle birlikte Çerkezler. Duydum, duydum, duydum. Haberci arkadaşlar kayıt alıp getirdi. Anladım. Fadıl Bey biz... Oktay Bey biz de vardık. Hı. Ne olduğunu şaşırdık ya. Üstümüzden helikoptere geçti, size desteğe gelmiş o sırada. Anladım. Tamam, tamam. Arkadaşlar, Yasin. Şu benim arabadan sözleşmemiz vardı. Git onu bir getir bakayım kağıdı. Getireyim. Getir kağıdı. Terbiyesiz yarısı. Şunun ağzını bir bantlayın. Şunun ağzını bir bantlayın. Luis bantla şunu. Tamam. Gel bakayım sözleşmeyi getir. Bak bütün aileler Korkan buradayken Bey. Sesleniyorum. Korumalar. İyice. Bakın. Şu elimde gördüğünüz kağıt Areslerle Jilet ailesinin işbirliği imzalı sözleşmesi kağıdıdır. Bugünden itibaren artık bu kağıt yırtılmıştır arkadaşlar. Tamam mı? Helal olsun. Bu kağıt artık yırtılmış. Eyvallah. Dostumuzun ve düşmanımızın kim olduğu artık belli olmuştur. Eyvallah, eyvallah. Bugünden itibaren bu aşağıdaki çakalı da Oktay Bey, Efe Bey. Hı. Takdir edersiniz ki korumalar bence buna kafa göz dalsın, gebersin gitsin burada. Oo, çocuklar, adam sizin hadi. Hadi bakalım. Allah! Kelepçesini çözseler var. Bu kartel savaşında bilmem ne de şehrin vuralım mı abi artık? Vur kafasına sıkın. Şeye sahibinden. Ne diyorsunuz bu işe? Ya vallahi yani, Oktay Bey. İster misiniz? Sabahtan beri adamlarla uğraşıyoruz. Kartelle sen zaten başımıza gelmiş. Şimdi bizim Efe patron, bu adam şey siz yapıyor, değerli patronla bir yere bir gidelim. Şu konuları evet. Bir konuşalım. Oğlum tamam çok mermi harcamayın be. Bu adama da harcanmaz herhalde. He. Bu arada arkadaşlar bu senin Berkcan mıydı? Efe kardeş senin adamın. Canberk. Ha. Efendim abi. Canberk gel bakayım oğlum buraya. Aferin geldi oğlum abi. İyi iş becerdin. Vallahi helal olsun. Adamı iyi kunduna'ya getirdim burada. Sabahtan beri çünkü biz de bunu planlıyorduk. Şimdi ben diyorum ki Oktay Bey. Evet. Bu adam her şeyi itiraf etti. Şu aynen. An burada 100 tane adam şahit. Doğru. Şahit.
O yüzden bugünden itibaren kamera kayıtlarımız da var. Metin patrona ben bugün kendisiyle bizzat görüşüp 3 ailenin iznini alacağım. Çerkes, Öztürk, Ares, Jilet, tamam. Topraklı, Keskin ailesi. Eyvallah. Nasıl olur? Eyvallah. Güzel bir cümlüş olmaz mı? İşte bu. Tamam. Eyvallah. Vallahi bugünkü bu konuyu halletmemiz iyi oldu. Tony amcamız da bak, abi, yaşlı başlı adam, abi, terbiyesiz abi. Herif. Bunları nasıl bu adama yaptılar? Kaçırmaya teşebbüs etmiş namussuzlar. Patavatsızlar. Bu Ares mevzusunu kesmeden önce Yusuf Bey'le bir konuşsak mı ki? Ne yapmak lazım? Şimdi Oktay Bey. Ben biliyorum. Oktay Bey, şöyle bir olay var. Terbiyesizlik bana yapıldı ama. Oktay Bey, bakın bakın. Şimdi evet. Kusura bakmayın da. Abdullah Bey nerede ya? Biz maalesef. Ondur, Abdullah Bey'in, Luis şahit burada korumalarım. Hı-hı. Kıçını koruduk. Abdullah Bey sağ olsun, tamam onun da bize yardım oldu, biz bir şey demiyoruz. Neredesin kardeşim sen? Burada racona ters işler yapılıyor. Şurada sonra Cilet Fadıl niye racon dağıtıyor? Böyle iş olur mu ya? Doğru. Tamam Oktay Bey, şu an şöyle bir iş yapalım bence. Hı-hı. İsterseniz buradan çıkalım, komple benim bir araziye geçelim. Benim malikaneye bütün çocuklar. Tamam. Orada bir yemek yiyelim. Ne yapacağımız tamam. Konusunda bir konuşalım isterseniz. Çocuklar arabaları hazırlayın bizim beyaz gelinleri. Araba abi solunda arkanda. Geldim. Şurada bir tane var, şuna biniyorum. Tamam direkt malikaneye. Yalsın oğlum malikaneye. Kardeşlerim araçta bir güzel video oldu. Güzel video oldu. Harbiden güzel video oldu. İki videoya da girmişim. Yani burada olay artık şekillenmeye. Artık roleplay'imizin mantalitesi farklı bir yöne doğru gitmeye başladı. Adamı bulduk, rajonu kestik. Şimdi yeni rajonlara doğru ilerleme vakti. Görüşürüz.